Gençlik Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdüren milli tenisçimiz Yanka Erel'le birlikteyiz. İstanbul'da hazırlıklarına devam ediyor. Yanka, biraz seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, adım Yanka, soyadım Erel. 6 yaşında Tekirdağ'da başladım. 2000 doğumluyum, 18 yaşındayım. 25'inde doğdum, daha 3 gün önce doğum günümde 18'e girdim. 6 yaşında Tekirdağ Spor Kulübü'nde başladım, gençlik sporda. Annem babam oynuyordu zaten, onların isteği üzerine, bir de kendi isteğim üzerine başladım. Sonra 11-12 yaşında TED'e geçtim, TED Spor Kulübü. İstanbul'a yatılı geldim, ailemden uzak. 3 yıl kadar tek başıma yaşadım. TED Spor Kulübü içinde yatakhaneler var, orada yaşadım 3 yıl. Sonra Garanti Koza Tenis Kulübü'ne geçtim 15 yaşında, hala da burada devam ediyorum. Öncelikle biraz Wimbledon'dan bahsetmek istiyorum. Türk tenis tarihimizdeki ilk aslında Wimbledon'da gençler seviyesinde şampiyonluğa ulaştın Finlandiyalı partnerinle birlikte. Bize biraz şampiyonluk öyküsünden bahseder misin? Nasıl gelişti? Öncelikle yani hedefimiz tabii ki şampiyonluktu. Yani her turnuva gittiğimde hedefim şampiyonluk oluyor ama Wimbledon gibi bir turnuvada şampiyonluk beklemedim açıkçası. Yani çeyrek final, yarı final gibi bir başarı bekledim kendimden. Finlandiya'da partnerimle de öyle bir öyle şampiyon olmayacağımıza inanmadık aslında. Ama tabii ki hedefim her zaman şampiyonluktur. Adım adım gittik. Zor bir kura çektik bir de. Kuramız çok zordu. Her turumuz zordu açıkçası. Ve her turda da çok zorlandık. Hep böyle son setlere kaldık. İşte sonlara doğru kazandık gibi oldu. Bayağı zorlandık ama adım adım gittik. Baktık finaldeyiz yani. Çok hızlı geçti açıkçası. Yani o 5 gün bana sanki bir gün gibi geldi. Şampiyon olduk yani. Gelelim Gençlik Olimpiyatlarına. Bu zorlu yoldan sonra Gençlik Olimpiyatlarına kota almayı başaran ilk tenisçimiz oldun. Bizi Arjantin'de temsil edeceksin. Aslında çok fazla olimpiyat tecrübemiz yok. Biliyorsun Çağla da ilk kez temsil etmişti bizi Rio'da. Arjantin'deki hedeflerin nasıl olacak? Nasıl bir hazırlık süreci geçirdin orası için? Arjantin'deki hedefim kesinlikle sadece madalya kazanmak çok istiyorum. Single, teklerde, çiftlerde ve karışık çiftlerde. Bir bayanla birlikte çiftler oynayacağım. 3 kategori oynuyorum. Önceliğim tabii ki tekler. Teklerle bir madalya kazanmak istiyorum. Hazırlanma süreci çok antrenmanlarım yoğunlaştı gitmeden. 5 saat tenis, 1,5 saat kondisyon gibi geçiriyorum. Çok da hazırım. İnşallah elimden geleni yapacağım ve madalyayı kazanacağım. Yankı, geldik 60 saniye bölümüne. Burada sana hızlıca birkaç soru soruyorum ve seni de aynı hızda cevaplandırmanı bekliyorum. İlk soruyla başlıyorum. Antrenman yaparken dinlemeyi en çok sevdiğin şarkı? Daha çok motivasyon müzikleri. Tenis haricinde hangi spor dalının yarışmalarını izlemeyi seviyorsun? Futbol, basketbol ve dövüş, UFC. İdol sporcun kim? Novak Djokovic. Tenis yapmasan hangi spor yapardın? Basketbol. Lakabın ne? Lakabım yok. Bize dünyaca ünlü 3 tenisçi say. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stan Wawrinka. Uğurlu saydığın bir eşya veya alışkanlık? Yok. Yani. Uğurlu sayım 6. Onun dışında bir uğurlu bir şeyim yok yani. Yanka, İspanyolca bölümüne geldik. Biliyorsun Arjantin'de İspanyolca konuşuluyor. Sana birkaç cümle göstereceğim ve anlamını söyleyeceğim ve nasıl telaffuz edildiğini tahmin etmeni isteyeceğim senden. İlk ile başlıyorum. Şu an gördüğün cümle, isminiz nedir demek? Como se llama. Sıradaki cümle, nerelisin anlamına geliyor. De donde eres. Şu an gördüğün kelime, çarşamba demekmiş. El miércoles. Şu an gördüğün, kaç yaşındasın anlamına geliyor. Cuántos años tienes. Devam ediyorum. Seninle tanışmak güzeldi. Fue un placer conocerte. Son olarak, bana yardımcı olur musunuz lütfen? Podría ayudarme.